Ee, yine derbiye dönecek olursak e, Altay'ın performansı üzerine konuştuk. E, Ersinden de bahsettik uzun uzun. Üzerinde durduğumuz isimlerden bir tanesi de e, o oldu. E, Fenerbahçe'nin hücumdaki etkinliğiyle e, alakalı Turgay Demir'in tespitleri söz konusuydu. Öndeki üçlü e, biraz zayıf kalıyor. Ort bir Or pozisyonda bahsettik mi adlandırın? Tamattan adı geçti mi? Pozisyonları saydı biraz. Bir tek yani. sarı kart gördüğünde. Evet. Şey o sayı öyle bir Tiam kontrolü geçti var. Mi? Devamını Tiam getiremedi. Tiyam da çok etkili. Valencia değil. geçti mi? Yok. Beşiktaş, Sergen Hoca Samuel'i çok abartmış. Ee, sürekli Josefi kademeye çağırdı. Yani e, en sakalı öne çıkınca ya, ben olsam ben Samuel'e topu bırakın. Alsın gitsin. Yapacak bir şey yok adam. Alıp gider yani. Ribery gibi başlıyor sıradan bir futbolcu gibi bitiriyor. Çalımı atıyor. Neden attığını bilmiyor adam. Bir çalım atıyor. Arkasından şut, at, şut atmaya hazır değil. Arkasından asist yapmaya hazır değil. Yeni diyor göğsünü de aldı. O göğsünü de alırsın. Göğsünü alamadı zaten. Hayır hayır. <laughs> Alamazsın. Ya vurmanın niyeti yok zaten. Yani alırken daha böyle. Kararlılığı yok. Alırken daha böyle acaba biri geliyor mu ona mı versem ne yapar abasında. Öyle. Ozan önüne top düştü vurdu bu kadar. Net net oyuncu. Ozan formayı almış mıdır? bugünden sonra? Erol Hoca'ya güvenip öyle bir şey söyleyemem. Erol Hoca'nın ne yaptığı belli değil. Almalı mıdır? Almalıdır. Ben Fenerbahçe'de Ozan ve Sosa'yı oynatırım. Ozan ve Sosa'yı oynatırım. Samat da Valencia, Osay Samuel ve Tiam'ın dördünü bunu Beşiktaş'ta Tolga ile Oğuzhan için söylemiştim. Aynı otobüste bile yan yana oturtmam maça gelirken. Aynı otobüse bile almam yani. Bırak aynı 11'e 3 tane birbirinin aynı adamı koymak. Üçüne de boş alan lazım. Bir Anadolu takımın hocasıysan karşında da Fenerbahçe varsa üçünü oynarım. Hem sen sağdan gidersin, o soldan gider üstüne gelince. Fenerbahçe bir takımda üçü tarihte bir daha bir araya gelmezler yani. Bir daha böyle bir gelmez. Senin kanat oyuncuların sıfır oyun aklınla mı oynuyor? Sıfır oyun aklı. Ne Valencia'da öyle bir oyun aklı var. Ne Tiam'da var, ne Samat'ta da var, ne Osay'da var. Öyle oynak da yok. Valencia aslında onlardan bir tık ayrılabilir. şu, en şu tatıyor en azından. Şut atıyor en azından. Misal eski kariyerinde de onun sırtı dönük oyunu da biraz vardır. Olabilir. Yani diğerleri kadar oyun Ben şu anda Fenerbahçe görüntüsü söylüyorum. Şimdi Galatasaray'da ha ben favori oyuncum değil Onyekuru'nun topa aldıktan sonra kaleye giderken de Onyekuru soldan topu al içeri kat ederken de ayak için hazırlıyor. Diyor ki boşluğu gördüm anda uzak köşeye vuracağım. Göremedim yanındakine bırakacağım. Yani hazırlıklı gidiyor. Aynı şekilde gez al. Sola doğru çekiyor. Sola doğru çekiyor. Bakıyor pozisyon varsa diyor. Vuracağım. Olmadı. Arkaya şandel orta yapacağım. Evet. Olmadı. Geri döneceğim diyor. Tekrar bir deneyelim bırak. Yani bir planla hareket ediyor. Şimdi Fenerbahçe, Tiam, Samatta, Valencia ve Osayi. Hiçbir planın içinde yok. Dolayısıyla Perkaz da olsan, Messi de olsan taca çıkarsın. Sağına baktım futbolcu yok. Soluna baktım futbolcu yok. gibi adam yani. Tabii ki takım arkadaşlarının yardımcı olması lazım. İneri gibi adam. Ya. Yani şöyle düşünelim. Beşiktaş savunmada çok yardımcı oldu birbirine. Dediğim gibi Joseph geldi. En sakalarının şeyine girdi. Ee, i̇şte topu almak için sürekli geldi. Evet. Geride pas. Önüne mesela bugün hiç yardımcı olmadılar birbirlerine. Beşiktaş oyuncular. O yüzden de gol atamadılar. Bir tane attılar. Golü de Gezal attı bence yani. Bir de falan atmadı. E, Gezal topu Vida'nın şurasına kondurdu. Top oradan kayarak gitti gol oldu yani. Kafa vuruşu yok. Şunu demek istiyorum. Hazırlanmış bir gol değil. Hazırlanmış hiçbir pozisyonda gol atamadılar. Niye? Doğru pas ve şut tercihi yapmadılar. Mensa ver sağına. Rozer vursun öyle kaçsın. Abu Bakar attığı şut dışında. Attığı şut dışında. Sırtın dönük. Atiba sırtın dönük vurmaya çalışıyorsun. Önünde Josep var. Yanında Abu Bakar var. İstersen Joseph Atiba yap, şey Joseph Abubakar yap. İstersen direkt Abubakar yap. Yok, hayır kaleyi deniyor. Birçok pozisyonda pas ve şut tercihi yanlıştı. Beşiktaş attığı gollerin %54'ünü ceza sahası iç organizasyonla atmış. Oradaki paslaşmalar %54'ü. Ceza sahası içindeki Alverle atmış. Bugün İyi bir Alver, Alver yapmadılar. Alver yapmadılar. Beşiktaş'ın attığı gollerin 40 tanesi akan oyunda Akan oyunda. Beşi galiba penaltı. Duran topta da Beşiktaş'ın çok fazla golü yok yani. yani. Akan oyuna göre çok fazla yok. Yoksa Duran topta oran olarak. Çünkü Beşiktaş'ın Atibası, Josefi, ee, Vidası, Wellington ı, hepsi kafacı. Atarken de tutarken de hepsi kafacı. Evet. O nedenle şunu demek istiyorum. Beşiktaş'ın gol dağılımına bak, atak dağılımına bak. Sezon başında çok dengeli ben şunu söylüyorum bu gece şöyle bitireyim. Beşiktaş bu ligin puan şey oyun olarak şampiyon olmuştur. Bu gece Fenerbahçe bir demiş ya biz buradan zor kurtulduk. Bu takım hak ediyor. Daha Galatasaraylar demiş ki ya biz bu takımı nasıl yeneceğiz? biz Rize'yi yenemiyoruz. Demiştir. Yener yenemez bu başka bir şey. Beşiktaş oyun olarak o üstünlüğü sağladı. O motivasyonu sağladı. Puan olarak sağlamasa da bana göre 3 hafta var. 3 hafta sonra sağlar yani. Ozan Tufan neden kullanmıyor olabilir Erol Bulut? Yani sezonun başlangıcını şöyle bir hatırladığımızda Fenerbahçe'nin yine daha çok ayakta kalan oyuncularından bir tanesiydi. Sonrasında kenara çekildi. Ee, bazı maçlarda oyna alındı, bazılarında alınmadı. Bugün bir katkı verdi. Neden Hoca onu çok az kullandı son dönemde? Ya şimdi kulübün içinde olmadığımız için antrenmanları seyretmediğimiz için aralarında ne var, nasıl bir durum söz konusu çok net bir şey bilmiyoruz açıkçası. Olabilecek iki iki tane şey var. Ya antrenman performansında bir sıkıntısı var. O yüzden başta tercih etmiyor. Ya da fiziksel durumundan çok memnun değil Erol Hoca. Yani başta tercih etmemesinin başka hı hı. başka sebebi varsa bilemem o kadarını. Ee, İdeal orta saha kurgusunda belki kendi kafasında düşünmüyor olabilir şunu, diye, şunu, diye sorguluyorum. Şunu düş, düş, söyleyeyim mesela. Özellikle Gustavo Ozan Pelkas üçlüsü oynadığı maçları bir gözünün önüne getir. Hı hı genelde oyunun içinde kalan hani kötü performans göstermiş olsa bile <laughs> oyunun içinde kalan üç oyuncu bunlardı. Gustavo, Pelkas, evet. Pelkas. Çok özür dilerim. Şu anda bir de şu var. genelde Gustavo Ozan uyumunu bu sezon ben çok gördüm çok maçta. Evet. Yan yana oynadıkları zaman Gustavo Ozan'ı iyi yönlendiriyor. Ve onunla oynamaktan daha ...rahatmış gibi görünüyor... ...yani Ozan'la oynamayı daha çok ister bir hali var... ...Gustavo'nun da... ...ya... Şu ...etken şurt, işte dediğim ekanlı. gibi... ...ya fiziksel bir sıkıntı vardır... ...ya antrenman performansından memnun değildir... ...başka bir sebebi yoktur... ...böyle bir Ozan'ın... ...ama şimdi mesela maça girerken gördüm... ...sanki biraz... ...böyle kilosu var gibi geldi bana... ...yok kilo konusu halledildi bildiğim kadarıyla... ...ölçtüler tarttılar... ...dediler ki... ...nasıl gördün? Yok. ...yani kestirmek kolay değil ama... Su ise yaradığını biliyoruz zaten. Yani öyle bir fiziksel... Bazı oyuncularda bu vardı. İnsan da vardır daha doğrusu. Bazı insanlar çok rahat bir şekilde... Yani yani. Ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Ekstra dikkat etmesi gerek gerekiyor. Dünya e, disiplinden dolayı ceza kesildiği ile ilgili. Bizim bilmediğimiz başka gerekçeler olabilir. Biri Can da onlardan öyle yani, demişlerdi. Yani e, bazı oyuncularla teknik adamın arasında yaşanılmış şeyler, disiplin sorunları... Ozan bunun içindedir, dışındadır. Bunu dışarıdan kestirmek kolay çok, değil. Çok Çünkü önemli. bu isimler sızmadı, bilmiyoruz. Ama... Formda bir Ozan'ın bu şekilde kenara gelmesinin altında ben başka bir mantık da bulamıyorum. Çünkü ona ihtiyacınız var. Oynadığı zaman da performans veriyor. Önünde Avrupa Şampiyonası var. Oyuncu da oynamak istiyor ve bu şekilde kenarda kalması hem oyuncuya zarar hem Fenerbahçe'ye zarar. Ve bu noktada yine de sonradan tercih edilen adam durumundaysa bizim de bilmediğimiz futbol dışı bir gerekçe oluyor. İdari varsa. bir durum söz konusu. İdari olabilir. bir durum ya da hocanın belki de onunla alakalı bazı düşünceleri. O zaman bu akşam kendisi de daha çok kişi kurtardı. Bence evet. biraz erteletti daha doğrusu. Kurtardı demeyelim. Kurtarmak başka bir şey ama. Sezonu tamamlattı erteletti. Belki de. Yoksa Fenerbahçe bana göre futbol matematiğinde bu akşam şampiyonluğu kaybetti. Kaç puanı var şu anda? Şu anda 59 puanda. Beşiktaş 64. 10 maçı kaldı. 2.1 koy 21 puan. 80 puanda kalır. Bitti. Futbol matematiği. Diğer matematikte var. Herkes her hafta kaybetti. Sen kazandın. Ama futbol matematiğe geldiği ortalamaya bak. Kendi ortalamasına bak. Bu ortalamanın çok üzerine çıkamayacağına göre bitti yani. Galatasaray'ın bana göre bir muhalefet hakkı var.